Bozdağ'ın üstünde, tepede. Hı hı. Oradan denize giderik, gelinceye kadar gantel içinde kaldırık. Bu iş görmez dedik yani. İşte burada değişelim dedik yani. Hı hı. Ama arada bir komutan gelirdi. Bir eşberinin mangasını öğrendi bize. Bir de bizi. Ama siz daha üstünsünüz derdi falan. Onları şey, de, komutan şey... Sadi. Sadi Eninanç, evet. Sadi'ye gittiğinde Sadi'nin kapıya eşberlere dermiş, en iyi manga sizsiniz. Biz de gelir sizsiniz derdi. Hı-hı. Yani ikimizi çatıştırıyordu falan. Hı-hı. Son eşberlerin mevzuları Rum'a girince tamam. Onlar ikinci plana düştü, biz birinci kaldık yani. Şimdi siz Bozdağ'da olduğumuza göre bu Mofsili çatışması aklınızda vardır aslında. Ona, ona geleceğim. Hı-hı. Derken böyle dedik artık biz denize inelim, aşağıdaki de geçsin yukarıya, yani bir şey yok. Komutan yok der, ne olur der, demez. Dedik başka çaresi yok, bunu ne yapalım? Her gece arım yapalım dedik burada. Hı hı. Bütün bölgeyi rahatsız edelim, başka türlü almaz bizi bunu. Derkavlar şey. Her gece başladık saat 9'da, başladık arama her tarafı, bütün bölgeyi alalım da. Her gece aramaya sorduk insanlar, yani günah da insanlara ama bize de günah yani. Biz kaldık da böyle üstünde. En nihayet geldi sadece bir gün, bu sandım elinizden dedi. Gidin dedi, Mansura'ya gidin size dedi. Kaldı bizi Mansura'ya gittik. Geçe oldum, çıkacak maliye, aman tanrım. Gittiğimizde gözümüzde bir kere pişman oldum. Çıkarak tepemi. Biz kaçtık, sizi getirdiler işte. Çıkılmaz. Dön, çıkılınca kadar atlı karayı seçtik, çıktık karayı. 2-3 gün kalırdık orada, emredik aşağı bir gün, gene çıkardık falan. Çıkardık, evet falan biter gelirdik. Ama boş saatlerimizde... Siz şimdi 2-3 günde bir, biz her gün çıkar, gece akşamüstü saat 6 ya da 5 neyse çıkardık, gece nöbeti tutardık, sabaha yakın da inerdik. Yok, biz 2-3 gün alırdık, öyle inerdik. Derken çoğaldıydı artık mücahitler diye. Derken bir gün Musi tarafına doğru, aşağıdaki vadiye doğru baktığımda bir bostan. Büyük büyük karpuzlar dükkanın tepeden görünüyor. Bozdağlılarında o karpuz. Bozdağında o karpuzlar. Dedik olacak şey değil yani, bu kadar karpuz var. Biz ne bir domates, ne bir karpuz, ne bir meyve, hiçbir şey yok. Kupkuru yiyecekler. Yani olamaz dedik ya böyle şey. Yani benim nöbet tutacağım gece gündüz dağın üstünde. O bursa ekecek. Tabi karpuz vermeyecek yani insanlara değil mi? Evet, evet. Dedik olmaz o şey. Dedik aşağı inince gidecek o zaman karpuz yiyelim dedik falan. Gittim, indik aşağıya. Sabah sabah kalktım. Dedim Sabri'ye hadi kalk da gidiyoruz şeye. Bostan'a. Sabri? Sabri'ye. Bizim Sabri arkadaşımız var. Çıktık, gittik Bostan'a. Adam Bostan'da. Bostan'ın orta kenarında da bir makine olan evi. Motor evi. Motor evi. Motor evi. Dedi bize ne istersiniz? Dedi ki karpuz isterim falan. Karpuz yok dedi ya, Bostan boş dedi falan. Dedi nasıl olur ya, Bostan olur. Açtım kapıyı, evi. Baktım iki yığın karpuz. Birinde dünyada güzel karpuzlar. Bir tarafta hayvanlara edilecek karpuzlar. İskartalar. Aha dedi oradan gelin diyor. Gösterip iskarta karpuzu. Yok ben seni beklerim bütün gün, bütün gece. Sen eken bunun, ben bununla ekiyorlar ki. Dedik olmaz ya. Biz al satın alacak ya dedik ya. Ben bir kez satmak istedim. Satın alacak. Bir köyüm vardı. Aldık köyün içine 4-5 tane karpuz koydum. Kavun kokusu da gelir. Dedim kavun var mı? Yoktu diyor o. Dedim kokusu gelir. Bostan'a bakacağım dedim ben. Girdim Bostan'a, gezdim. Bir kenarda kavun buldum, getirdim. Elime bir sopa verdi, öyle uzun kalın. Kontar dediğimiz. Bir ucunu Sabri'ye verdi, bir ucunu da bana verdi. Duvada aldı kantarı. Kantarı çekildi. Koydu, şırt diye çekti. 26 şirin borcumuz var. Ya ben 7 şirin ayda alırım. Sen bana 26 şirin karpuz çıkarın. Dedi ki, getirecek bunlar dedik şeye, aşağıya, lokanta verecek. Orada herkes yiyecek. Ay başında hepsinden kesecek para, sabahını verecek. Başka türlü olmaz, paramız yok. Tamam dedi adam.
Çıktık geldik. Neyse aybaşı geldi. Ama kapıda gittik o kadar verdik. Dedik herkese dağıdın. Herkes de yani yemeğin yanında verdiler, yediler. Hiç kimse para vermez. Geldi aybaşı adam. Verme para. Ha, Allah bana ben nasıl dedim ben ne yapayım sen. Kimse vermez para dedim. Ama ağzını açalım. Yoldu gözünü. Söyledi, saydı, ne yaptı? Yakışırız dedim. Ne işiniz var dedim. Ne geldik burada bunlar kurtaracak diye. Bunlar görüntüleyecek diye. Canım sıkıldı o gün. Neyse kapattık. Derken bir gün nöbete geçtik akşamüstü. Tam köyün girişinde, Pirkola'ya gelirken köyün girişinde köprücük var. O köprünün üst başında bir bostan vardı. En uç kenarında bir yuvarlak şey, kaya gibi şey. Şimdi durduk üçümüz, ben Sabri ve Asli üçümüz. Karpuz mu, taş mı? Bostanın içinde. Meramcı gidersin diye gittik. Baktık karpuz. Küp kadar karpuz. Bildiğin küp bu kadar. Olacak bir yani kucaklayıp da götüremeyecek bunlar da değil. Yani büyük o kadar büyük yani. Büyüdü o kadar büyük. Yani bostanın içinde inanılacak gibi değildi. Baktım pişmiş daha. Dedik biz şimdi gelecek 2-3 günlük kadar kalacak. Ta gelin bu karpuzu kazacaklar bunlar. Ne yapalım? Aslı çektik, kesti kendini. Cevleri götürüyor derenin içine. Kaldı iki işe uymaz derenin içine götürsünler. Kalkıra kalkıra etkilerin denize kadar. Aslı soyundu. Girdi denize, karpuzu da koydu önüne. Kalktırdı, getirdi, kaldığımız elinin altına kadar indi. Oradan çıkarttı karpuzu sahilde. Üçümüz birden aldı karpuzu götürdük, kaldığımız yere koyduk ve döndük nöbete gittik. Nöbet bitti, geldik aşağıya 2-3 gün sonra. Yattık öğle uykusunda uyurken rüyamda babamı gördüm, kapıdan bana bakarmış diye. Öyle ansam beyinlediğim, gözümü açtım da gerçekten babam kapıda durur. Ha, çadırın kapısında. Şeyin, çadır evin, yok ya. Evin kapısında. Ha, şeyin. Mansur'da. Mansur'da. Evin kapısında durur. Kalktım, gittim, babam. Gelir, uyur hepsi. Öğlen uykusunda. Çıkardım, dışarıda bir talar vardı. O talanın altına oturduk. İkram edecek hiçbir şeyim yok. Param da yok zaten, kahve götüreyim. Şeyim de yok. Ne yapayım? Aklıma geldi karpuz. Dedim babama, gel yardım et bari dedim, bir karpuz var git yanına keselim dedim dedim. Ne yardımcısın ya bari karpuzu getiririz. Geldi görür dedim dedim. Babam gördü, inanamadı o da. Neyse karpuzu aldık getirdik, koyduk masanın üstüne, kestik kendini. Bir dilimi babamla yiyemedik, o kadar büyük. Bekledim, tabi yarım saat sonra babam gitti. Amcama geldi, amcamı yaşa getirdi Renköy'e. Babamla beraber getirdiydi. Yiyecek getirdiler. Ha, yiyecek getirdi. Öyle çetliler falan. Sadi komutan daha vardı değil mi o zaman? Komutan vardı. Derken diğerleri de uyandı. Dedim böyle heyliyet karpuzu kestik. Babam geldi. Başka bir şey mi oluyor? Kestim. E tamam iyi ettiğim falan. Onlar da geldiler. Yarısından fazlası durur. Buzluk yok, bir şey yok. Ne yapacak karpuzu? Fena olacak. Aldım dilim geldi, mendilim. Her evin kapısına gittim, bir dilim koydum. Bunlar bizden size hediye ederdim, verdim insanlara. Böyle hallettik. Derken Mohsin çalışmalar başladı. Biz Mali'deyik o gün. Başladılar Bozadan falan bile, bu atalar benim. Eşberlerin manga gittiydi şey. Mohsin'e hücuma, eşberlerin manga gittiydi. Yok, bu, bizim şeyden hiç kimse gitmedi. Biz sadece, bizim manga, kaldığımız yerde yani o koyun üst başında, yani Mohsin'in altında. Yani Darboğaz'dan çıktığında gelirken Mansura'ya o şey tuttuk biz, yolu tuttuk. Herhalde insan herhangi biri gelmesin falan gibi. Neyse oradaydık. Derken bu Nurettin Hasanbulli vardı. O ve bir kişi daha bir beyaz van arabayla nimet ettilerdi Mansura'ya. Rum yukarıdan başladılar daramaya. Tam plajı dönerken de yukarıdan. İnanmayacağım, o kurşunlar dans ederdi onun içinde böyle öyle. Dedim bunlar ölecek artık, yani başka şey yok. Çünkü habire darar bunları. Olacak gibi değil. Muhsiviyan ateş açarlardı. Muhsiviyan atarlar kendini aşağıya. Hemen aldım oradaki breni, çıktım kayanın arkasından.
mevziye doğru bir artış attığımı inanılmaz yakalar yani. Ve dedim bana yedik şarjörleri de verin dedim. Hiç şey etmedi. Ve Nurettin'i geçirdim oradan. Nurettin Musa geldi, teşekkür etti, bilmem ne yaptı. Ama ondan sonra teşekkürünün içine ettiği kısacası bana bir paket sigara, Bafra sigarasını 10 şirine sattı. Hiç unutmam onu. Hiç affetmedim ondan sonra. Sivil hayatta da affetmedim kendini. Vallahi giderdim. Bazen dalgalı olur deniz, ağlamazdım. Onun sandallar gelirdi. Bir de bana bağlı gelecek, kötü elime veriyem. Dedim, asla dedim, altın olsa mı dedim ben. Utancımdan yerin dibine girirdi. Ben seni ölümden kurtaracağım. Göze alacağım, ben açığa çıkacağım. Ve sen beni onun için Bafra sigarasını kaldı ki Bafra sigaralarını da gemiden onları yürürlerdi. Evet evet, bizler getirdiydik zaten. Tabii, Türkiye'den gelirdi. Türkiye'den. Onlar da alırdı. Derken öyle. Neyse, Morsin çarşırasını böyle bitirdik. Derken gene mali, çıktık maliye. Nöbetimiz bitti. Gene yedek yukarıda bekledik. Böyle vakitler, ikindi. Dedik ne yapalım, ne yapalım? Bu sandık var, tepenin üstünde ağaç yok, bir şey yok. Yani haçana bir şey alalım. Çıplak alalım. Olmuştu, çıplak tabii. Şimdi altına açan bir vakit geçireceğim. Uyum geç vakit de geçmez. Ben, Ertan, Sabri ve Emir dördümüz. Dedik, bu mahallenin önünde ne var ya acaba dedik. Rum tarafa doğru. Bir bakalım dedik. Pirgo'ya doğru. Pirgo'ya doğru. Dedim, yalnız önden ben gireceğim dedim. Çekilip mektup çıkarsa uğrayayım da dedim. Yani o kadar eminim kendimden. Artık ne olur yani şey yok. Dedi tamam. Önde ben, onun arkamda. Çıktık merdivenden gittik. 200-300 metre kadar gittikten sonra öyle bir hafif bir yamaç vardı. O yamaçı çıkacaktım da yamacın tepesi gelirdi. Tam tepeye yanaştığımda baktım o taze toprak yayılmış. Üstüne otlar ekilmiş. Çektim bir tane. Arkadaşlar işaretim o şeyinde yattı onlar. Bir tane çektim, çıkar. Çünkü ekilmiş belli. Çektim bir. Geldim tepeye bir tane bakayım. Bir makine tüfek yuvası. İnanılacak gibi değil. Bir de irtibaten değil. Tam yola da nerede aşağıya, asfalta kadar. Korkunç bir şey. Baktım sağa sola kimse yok. Onlara da çağırdım, geldi onlarla. Mevsim etrafında sohbete başladık falan derken bu defa bu sevdiği tepe mevzi var. Mevzi boş tabii. Hı? Mevzi boş yani. Mevzi boş. Hiç şey yok. Baktık bu sevdiği tepe görünür olduğumuz yerden. Pirko'dan. Yani bir üst başındaki dağdan. Sevdiği tepe görünür. Beş parmaklar görünür yani. Görünür. Geldi bir beyaz bulut. O sevdiği tepenin altına dağı ikiye böldü. Ve kaldı orada. Hiç kurulamaz. Çok güzel bir manzara. Ertan tutturdu. Keşke dedi makineye çekseydikleri, resmi çekseydikleri öyle. Bu manzarayı da bir daha bulmak dedi falan. Dedim, gidin alın makineye, gelin dedim falan. Aslında Ertan gitti, makineye aldılar, geldiler. Durduk, resmi çektik, ne yaptık falan. Durur mu o resim yoksa? Onlar hep Ertan'daydı. Ertan da Türkiye'den Kıbrıs'a gelmedi, o Türkiye'de kaldı. Onsa öldü şimdi. Hiçbir şey bulamadık. Yani o Ertan'ın çektiği resimlerden bir tane bile yok yanımızda. Ama çok resim çektiydi Ertan. Neyse. O resimleri çektikten sonra böyle bu büyüklükte bir yerde. Dümdüz bir yer. Harman büyüklüğünde. Dümdüz. Ondan sonra hafif meyilli aşağı doğru gider ve çıkar. Karşıdaki Rum mevzilerine karşı şeyinde. Orada yine sohbet ederiz. Dalalayla oğlu giderik biz. Dedim, daha ileride ne var acaba dedim falan. Bir de bir bakayım dedim. Dedi, Ertan gitmedi. Basın olacak galiba. Rum mevzileri kaşın yarısına diyor bana. Nasıl gideyim? Bir bakacağım ya dedim. Merak ettim falan. Geçerken bir büyük şinyan. Tuttum şinyan dalını ve çektim ve yürüdüm. Ertan başladı ağlamaya. Vuracaklar seni diyor falan diye. Dedim, mam gelmesin, dönem geri dedim. Dönüşte gene tuttum, şinyan dalını gene çektim de. Başladı şinyanın içinden beni de aramaya. 5-6 metreden ama. Böyle yani şeyin
Mudüzlük, böyle bu taşın ya. Ben de buradan atar bu şunları yamaca vurur. Toz toprak içinde uçtum. Karşıdan atalla. Çinyanın içinde yani 5 metre 6 metre de yakından makine tüfek davrar beni ya. İnanılacak gibi değil. Atıldım o düzlüğün üstüne tam siper yaptım. Roma bir taraşıdan atar ama ben düzlükteyim, o yavaş alta kaldı. Attıklar hep şeye gelir. Yukarı çıkar. Yukarı çıkmaz be ya. Dedim birbiri kaçalım. Yani hepimizi kaçırmaya kalkmayalım. Çünkü hedef büyür dedim o zaman. Bir tek gidelim. Hepsini birbiri aldım. Ben sonra koşarak kaçtım. Geldik. Tam bizim mevzeye gelirken aşağı yerden bir de baktım bizim mevzeye doğru. Yemin ederim sabah gün ey dedim bir savaş olursa burada kendi yerime söylenirim ama bunu. Bir savaş olursa dedim buradan kimse canına çıkmaz dedim. Böyle bir vadi. Biliyorum ya. Biliyorum. Bizim mevzi buradan. Evet, bunlar hep bomboş durur. Evet. Bundan gelecek olan girer mevzi içine atarsa bombayı ve girer düzlüğe. Temizler senin saniyesine. Ve öyle oldu zaten. Yani ve Mansur'a düştü diyor o zaman. Evet evet. Bilir orada beklerdik Mehmet biz de. Yani doğru düzgün bir şeyin önünde savaşacağın bir şey yok ya. Öyle yani mevzi doğru düzgün mevzimiz de oldu zaten. O Mansur'a. Derken tabii bizi bildirdiler içeriye. Dört kişi, adımız belli. Derken gelindik köye. 19-20 Temmuz yani sabahı daha sabah değildi, 19 Temmuz'un gecesiydi. Bizim nöbet bitti yukarıdan. Saat 8-8.30 oldu. Daha yani karanlık oldu ortalık. Ve biz aşağı indik Mansura'ya. Bir günlük şeyimiz var falan. İndik. Ta yerim zaten 9'u geçti. Ta elimizi yıkayalım, yemek yiyelim falan. 11 oldu. Geldik yatmaya. Diğerleri yattılar. En son ben. Soyundum ve yatıyorum yani. Çektim şeyi yatacağım. Tak 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 pencere çalar. Açtım pencereyi. Ergün, siyasal bilgilerden Ergün sarıyor. Ergün sever. Sever miydi ne bak? Ergün sever. Hani dilimi de bozar bana. Ben diyor bana, Petek Bey'im. Dedim, alırım bana diyor. Madde çıkaracaksınız. Yok, Ergün sever değildi ya, başka Ergün'dü. Ha, tamam. Ergün sever değildi, bu Ergün sarı Ergün'dü. Sarı. Çıkaracaksınız diyor, tepeye. Demin ne var, ne oldu benim ya? Diyor bana akşamüstü eşeklerine epey malzeme taşıdılar diyor bana. Hareketlilik var. Onun için aldırım bir diyor bana. Ya o değil mi? Dalkamı geçen. Biz şimdi geldik oradan. Karanlık oldu. Hiçbir şey yoktu. Ve şimdi gece yarısı bunları gördüler. Alırım verirsiniz. Nasıl iş ya dedim. Onun sonra buraya bak dedim. Hüla verdi. Yer aldı. Diğerlerini ayakladılar, botlar kesti, bilmem ne, hastalar var, bilmem neler var. Sağlam dört kişilik yolları benimle. Yani, ben yani tepeye in çıktan oldu o yaralanmalar. Tabii ya, botlar herkesi kesti ya, yani bir şey yok bunun. İniş yokuş çıkıyor, kolay mı yani? Mahalle tepesi belaydı çok ya. Dedi, alırım bak çıkarsın dedi. Dedi, vallahi kusura bakma dedim ya. Biz şimdi geldik, öyle bir şey yok dedim. Olmaz. Gelmesin dedi, yok dedim. Yattım. Biraz sonra geldi yine, bir 15 dakika sonra. Yine komutan emri dedi, derhal çıkacaksınız. Biraz daha hemen, yüksek konuş. Dedim, ben çıkmayık. Biz çıkmayık dedim. Ne olacak? Ben de ÖPTB olarak size emrederim dedi. Dedim, ya bana bak dedim. Biz buraya geldik, 1,5 ay oldu dedim. Sen ÖPTB olarak bizi geldik dedin mi? Ben ÖPTB'yim. Neyiniz var, bir ihtiyacınız var diye sordun mu da bize dedim. Ya şimdi geldin bana, horozluk yapayım dedim burada. Basket dedim, çıkmayak. Yattık. Sabah, daha güneş doğmadan bir tekmeyle kapı açıldı. Ali Fikret Atun. Hüseyin. Hüseyin. Açtı, girdi içeriye. Tabii o gürültüyle herkes uyandı. Herkes solundan yatıyor, kışın, yazın içinde. Kalktı, nedir bu dedi falan. Gel çabuk gelin dedi, dışarı çıkın. Beğendik, çıktık. O tavanın altından sıralandık. Tam karşımda
Çıkarttı tabancasını, uzattı bana. Vur beni diyor bana. Ne oluyor dedim ben. Niçin vuracak? Askerlikte öyleymiş. Yani isterdin de komutan olurlarmış. Biz asker değiliz dedim ben. Nasıl? Vuracaksın diyor. Vurmam dedim ben. Bu defa Ertan'a verdi. Uzattı. Ertan ne mesaj dedi? Ne oldu şimdi? Döndüm. Ertan, Hasan, Emir, Sabri. Siz dördünüz sürgün, Selahattin Dapiye dedi. Aynen böyle. Geri kalanınız serbest. İstediklerim mangalara. Biz de oraya gittik. Biz de sürdüler de önce bizi sürdüler. İsteyen gitti, sen gitti diyelim. Kim öldü, kim bağlar? Biz. Çünkü ben Selahattin Dapiye'yi ortak kullanma öğrendim. Nevzat İhsani vardı. O sınıf arkadaşımdı ortaokuldan. Bana anladığı Selahattin Dapiye. Ekecek bir patlıcan ekecek yeri yok. Toprak yok. Bir ağaç yok. En büyük arazi bu sizin odanın büyüklüğünde. Çamdan başka ağaç yok. Ev yok. Tek bir bina, o da okul. Gelir hepsi öyle kazma toprağın altına evler. Evet. Ve oraya sürgün gideceğim. Dedik, tamam yandık yani. Başka şey yok bunun. Ve Settin Sen'de orada kalacak biz yani. Ne zamandı bu şimdi? 20 Temmuz'un günü. 20 Temmuz günü. Şey olmadıydı daha değil. Salahinan 10 gün öldü onlar işte. Derken ben bildiğim için Salahinan Dapiye'yi dedim gidelim dedim şeye bahçelere. O Bozdağ yolundaki bahçelere. Hıyar domates bir şey bulursam falan. Biraz toplayın da birkaç gün etsin dedi. Dağın üstünde dedim. Başka türlü aşk ölecek onun üstünde dedim. Gittim. Hiçbir şey bulamadım. Bir tarla vardı. Kenarında bir incir ağacı. Altında bir adam yatır. İki yanında öküz bostanı yer. İçinde hiçbir şey yok. Karpuz yok falan. Ama ben bilirdim ki bunlar karpuzları çalmasınlar diye. Gömeliler toprağın altına diye. Dedim herhalde bir zaman kaçırdı bunlar. Yani bir deneyeceği bunlar. Adam da bana ne arar? Dedim mi karpuz arar? Gömeli bakayım onlara dedim. O yedir ya ben karpuz alacağım demedim. Tuttum bir çekirken bir tane tuttum çıkmaz. Kazdım bir karpuz bu var. Kaburga. Adam dedi bana ben de yersin istedim de bana. Göz peşin yedim dedim. Bütün gün yattığım şey yaptım da. Kendi içimden karpuz istedim. Karpuz vermedim dedim. Aldım karpuzu geldi. Neyse saat 2'ye doğru geldi Ali. Ama o yolu benim iki defa geçtim. Hani ne bomba gördüm ne bir şey gördüm. Hakkı da gitti kahvede oturur. Geldi Salahit aldı gelin. Bir araba gittiler. Aldı paketi gitti. İşte o bombadan sonra daha doğrusu bizim mangayı getirdiler diye şeye. Fire vere. Salahi yoksa Hakkı'yı getireceklerdi bizim mangaya. Hakkı getirdi. Hakkı bizdeydi. Bizim mangaya. Bizim mangaya getirecekler. Aldı getirdi yani. Yukarıya Bozdağ. Bize. Onlar buldu bu kayıtı. Biz de Ali geldi sadece de bindik arabaya gittik Alev Kayası'na. Tabi yol yok gitsin Selahattin Dapiye. Dereye ineceksin aşağıya. Korkunç bir şey. Zaten ben arabayla geçeceğim de şimdi geçerim oradan. Korkarım aşağı bakayım ya. Gene siz lüksüdünüz. Biz yani biz mesela, yürüyerek eşeklerle gittik. Biz aşağı eşeklerle çıkartalım biz o bir tarafa. Neyse derken. Yani Erenköy'den eşeklerle gittik ta şey. Derken karpuzu kestim oradan. Onda alışmayalım böyle artık yani bu karşının içinde. Tabii. Artık inmez zaten o aşağı inmek mümkün değil. Evet. Karpuzu daha ağzımıza sokmadan haber geldi. Salahinan Süleyman bombadan patladı. Patladı öldüler aman tanrım. Karpuzu yemedik. Bıraktık orada. Evet. Ağladık, sızladık. Arkadaşlarımız da ya bunlar. Nereden sordu falan. Neyse akşam üstü geldiler, eşekler aldılar bilgilerimizi. Önüne gittik okula, gittik oraya. Kimse bize konuşmaz. Biz vatan haini. Hani bu nöbete çıkmadık, şeye gitmedik ya. Vatan haini sayılır biz insanlar. Ya nasıl iş oldu ya? Dedik bu olmaz. Hiç kimse bize konuşmaz. Dördümüz kaldı böyle Artur'da şey gibi. Ve de bizi Aydın'ın mangaya. Aydın Velettin. Neyse, biz dördümüz başımızı tersine bakmaya çalıştık. Onlar kendi havamızda, biz kendi havamızda. Bizden nöbete
Musili yolu. Selçuk da vardı sizin inan. Selçuk Masar. Yok, Selçuk Masar savaştan sonra geldi. En son geldi. Hı hı. Derken biz Selçuklu Musili arasındaki o yerden nöbete gider çıkardık falan. Biz de onların nöbetlerine hiç komazlar. Kimse tanımayık zaten. Aydın'dan başka. Neyse. 5 Ağustos gelirse ikindi saat 5'te başladım Mali Tepesi'nden, Bozdağ'dan top sesleri gelmeye. Dedik tamam, başladı bu iş. Neyse ama onları... Sizden de görünürdü Mali Tepesi. Tabii. Yüksek tepeden görünürdü. Yükselden görürdük biz oradan. Neyse, dedik ya bak bir şey yok. Gece sabaha kadar bekledik orada biz aynı yerde. Onlar da o bir tarafta. Sabah geldi Aydın, dedi emir geldi, tepeye çıkacak dedi yukarıya. Yüksek tepeye dedik tamam ya çıkacak. Gittik sürekli onu. Kalmazdınız yüksek tepede. Hı? Yüksek tepede kalmazdınız sürekli. Biz yüksek tepeye çıkmadık hiç o saktayalar. Bizi hep aşağıda tuttular yani biz istemiyoruz. Ha, ortayı ortadaki mevzide tuttular sizi. Biz ortada okul yanındaki o şeyde. Mevzide anladım. Hı-hı. Neyse tuttuk yolu yıkayarak baktık Zeki Mahiral elinde tutar bu şekilde vurulmuş buradan parmağından. Hı-hı. Vuruldum diyor ben. Erenköy'e diyorum hastaneye, hiç korkmayın diyor, bir şey yapmazlar diyor falan. Zaten korkan yok zaten, biz alışkınız bunlara, şeyimiz yok. Neyse çıktık yukarıya, bize katıldık onlara, başladık daha bir gün atar falan. Düşün, gece yemek yemedik, sabah ya kahvaltı yapmadık, uyumadık, öğlen oldu, aç çıkıyoruz biz falan. Nerede aklarına geldi, saat 2'ye doğru. Geldi Aydın dedi, ya siz hiçbir şey yemediniz daha dedi bugün. Ne getirirlerdi size öyleyse orada? Vallahi hep et getirdi dedi, bir şeyler getirdi dedi o gün, yani savaş gününde. Et, bir de fasulye miydi, nohut muydu, bir şeyler vardı biz, yanında falan. Bize konserveden başka bir şey yemediydik biz. Yok, ya. O gün verdiler bize. Karacemi'ydi aşçımız. Getirdi, pişirdi falan. Onda benzeri de bitti yani. Savaş alanında pişirdiler orada. Aşağıya geçirme de yukarı gitsinler. Neyse Aydın dedi, ya gidin dedi. Saat 4-4.30 diyor. Orada yemek yiyin, bir daha istirahat edin dedi. Ondan sonra gelsin arkadaşlarınızı değiştirsin dedi. Gittik. Ömer Sabi Coşar geldi gazeteci. Diğerleri kestirmeye kalktılar falan. Ben durdum Ömer Sami'yle sohbet ettik ha. Saat 4-4.30 olur bir şey. Aydın geldi. Dedi, baktığınız oldu dedi, siz tepeye çıkın dedi ha. Diğerleri gelsin falan. Ömer Sami Coşar'da Erenköy'e gidecek. Ertan, Sabri ve Astir. Onlar yürüdüler. Ben hem Aydın yardım ettik şeye. Ömer Sami Coşar'a. Eşeğin üstüne bindirdik kendini. Dolacak Erenköy'e aşağıya. Kestirmeden yoksa Levgaya tarafından? Alevgaya tarafından gidecek. Bundan ne oldu diyor. Vardı da öyle bir çıkışı uçurumlanır. Bu tarafından gidecek falan. Derken o üçü, yani benim üç arkadaşım onlar yürüdü daha önce. Ben Aydın'ın arkada kaldıydım. Ve diyor derim ben arkamda da yani senin kadar arkamda Aydın gelir. Yukarıdan seslendirir. Geliyor diye falan. Önüm azgan. Tam siper yapamam. Döndüm ters döndü. Geldim yana doğru. Yattım. Aydın da havada. Baktım Aydın havada uçtu. Yanımda öyle 2 metre yanımda ya. Şey. Uçtu. Yandım anam dedi. Patladı düştü. Aman tanrım. Hemen her tarafa çağırdım. Aman topu düştü. Ha? Şey. Havanın elbisi geldi. Parça tesiri geldi. Tam böğrüne çektiğim. Yani herhangi bir kan akmadı buradan. Yani parçayı yedi. Parça içinde kaldı. Parça biz içine girmedi. Bu basıncından içi patladı. Ve kulaklarından ve burnundan kanlar gelmeye başladı. Ertan'a çağırdım. Geldi Ertan. Baktı. Ya bak bir şey yok dedi. Öldü. Şimdi bu nerede olur? Yüksektepe'de olur değil mi? Yüksektepe'de. Onu gittim Ömer Sabri Coşar'ın eşeğini çektim geriye aldım geriye. İndirdik kendini eşekten. Aydın'ı bağladık eşeğin üstüne. Yol aldık Erenköy'e. Biz gittik. Sağ değildi, öldüydü. Öldüydü, orada öldüydü zaten. Hani yaşama hiç olmadı.
Şimdi burnundan azdan kanlar geldi, şeyden kulağına kanlar gelirdi. Yani çok korkunç bir şeydi. Burası simsiyah oluyor böyle. Böyle. Neyse, akşama da bekledik orada. Aklına geldi ki, okulla Musil arasında bomboştur, hiç kimse yok. Orasının tutulması lazım. Ekim giderek, biz dördümüzü yanıyorlar oraya. Eğer dört kişi ne yapacağım ben orada? O tutar var orada girişte. Sol sağ tarafta, yani Musil'den girerken sağ tarafta tutar var. Yüksek buzul bir yer. Dedim, yani bir yer kalırsak olmaz. Görmeye göre tarafı. Bir dörde bölelim dedim dağı. Dört kişi çözdüm. En üstte ben, tepede. Gelir aşağıda. Neyse. O vadiye en denizde çıktınız daha yukarı yoksa nasıl attınız? Yok okul var ya. Okuldan daha aşağıya geldiniz. Okuldan Musil'e doğru. Musil'e doğru geldiniz. Bir tepecik var orada. O tepe var. O tepeye bir tutacak. Aşağısı görünüyor olduğu gibi. Daha aşağısı da Kartal Tepe diyorsun. Aşağıda Kartal arkamızda kalırdı. Kartal. Neyse en üstte ben dedi öyle şey falan. Neyse gece öyle geçirdik. Sabah. Bu altısı olur değil mi? Yok yedisi olur. Yedisi. Altısında yüksek tepedeydik. Yedisinde o köyünün yamacın üstündeydik. O günü böyle geçirdik. Yukarıdan kaç tane top mektup şehir saydı şeye bizim mevzilere. O kadar kuş atardı ben Mofsili'ye. Bu kadar tepe. Yani sayardım. Dört tane atardı onlar çünkü batarya taşı falandı. Onlar dört atardı, dört tane atardım onlara. O şekilde gitti gün geçti. Akşamüstü gene aynı tepeyi tutacak falan. Meğersem o gece geri çekilme emri vermiş. Herkes çekildi. Bizim de yüksek tepe çekildi. Bizim arkadaşların üçü çekildi. Benim haberim yok. Ben kaldım tepenin üstüne yalnız başıma. Neyse. Herkes gitti. Ben tek başıma. Selda Endapi'de. Hasan tek başına. Sekiz yolu tabii. Hiçbir haberim de yok. Sekiz yolu o gün. Evet. Yedincinin akşamı. Sekizin sabah. Bunda geri çekildim. Gece yarısından sonra sabaha da tek başıma tepede. Hiç kimse yok. Sabah gene dedim arkadaşları rahatsız etmeyeyim. Bir şey yemek yemediğine göre gitmeyin dedim. Çünkü gidip yemek zordu o şeyin üstünde. Ona kadar bekledim. Sesi de kesildi. Ne Alev Kayası'ndan ne bizim Selçuk'tan. Gündüz 10 yani. Hiçbir kuşun izi yok. Sadece yangından bazı dumanlar çıkardı falan daha. Neyse. Dedim gideyim bakayım ne var bunlar ya. Endim. Okulundan yana baktım askerler. Rum askerleri. Mesafe yakın, çok yakın. Benim çantamda, içinde pasaportum, her şeyim içinde. Kaldı kayanın arkasında, orada. Çantamda bembeyaz. Beyaz çeviri yapılmış. Çuval gibi bir şey. Şeydi, beyaz. Mesafe de yakın. Askerler karşımda. Herkes sağına soluna bakar. Onlar korkuluktan gelemiyor. Doğru dürüst. Demek ki Rum askerleri geldiydi oraya. Geldi oraya. Yani okuldaydılar. Okula kadar geldiler. Ondan saat okuldaydılar. Başka orada. Yerden geldi. Yüksek tepeden değil de yan taraftan geldiler. Tepeden indiler aşağıya. Bu taraftan geldiler. Göreceğim emeği ben. Yukarıdan geldiler aşağıya. Çantamı orada. Ne yapacağım? Bir de çantamı alsam beyazdır. Görecekler beni, vuracaklar. Çünkü mesafe yakın. Dedim ben ne çanta isterim, hiçbir şey. Aldım silahımı. İçine pasaportum, her şeyin içinde eşyalarım. Tuttum. Kartaltepe doğru yürümeye. Gizlene gizlene. Yolda üç tane de piyade buldum. Atılmış bizim piyade. Kurşunlarla birlikte. Bu Kartaltepe'de şeydi ben sana. Hiç tutmaları gerekirken tutmadılar orayı. Yok. Hiç benzeri yoldu oradan. Şimdi oradan durum şuydu. Ben aldığım üç tane piyade tüfeğini buldum tüfeklerin. O zaman garibiklerimiz şeydi, kumaşlandı. İçinde kurşunlar vardı piyade tüfeklerinin. Benimkine daha üç piyade onlar, bir piyade benim, dört piyade. Kurşunlarına verdiler. Aç, susuz, uykusuz, elim ayağım kesildiğim, artık yürüyecek halim kalmadığım. Her 100 metrede durup bir sigara yakardım. 5-6 tane kurşun atardım arkaya doğru.
Selçuklu'ya doğru, Selendepi'ye. Ki oyalanma öneri yani en azından biri var falan bir anda yavaşlasınlar diye. Öyle saat kaç oldu? Bir, bir buçuğa doğru Kartal Tepesi'nin tepesine geldim en üstte. Bu defa gönderildi Erenköy'deki de aşağıdan. Bunlar başladı beni taramaya. Kaldım iki ateş arasında. Aşağıda şeyde, Padi'de, Kartal Tepe'nin şey, Asaf Tepe'nin altında. Selçuk. Selçuk Saltuk vardı. Saltuk. Havanlar. Bizler oradaydık zaten. Habire bana tepeye atarlar. Havanlar geliyor bana. Uçsunlar geliyor aşağıdan. Artık şey ettim. O Kartal Tepe'den devreye doğru, aşağı Erenköy'e doğru, yani yarısına kadar geldim. Ama o kadar çok sıklaştı havanlar ve ateşlediler bana kuşunlar. Dedim artık canımı kurtarayım. Yani ben artık silah milah da çekmez beni artık dedim. Biraz gönül içinde üçünü bir an sıkladım. Kuşunlarla beraber aldım piyadeyi, geldim. Tam dereye iniyordum artık yani. 20-30 metre ya bir şey vardı falan. Bir havan sesi üstüme gelir, havan. Dedim tam siper yapayım derken öyle altı yarık bir çukur. Oradan zaten uykusuz, ayaklarım kesildi, takadım kalmadı. İşin tarafı yukarıda, tepede kendimi sallarım ben şeyi. Piyade yan, böyle elimle sallarım böyle. Yani ateş etmemeli lazım böyle bana. Tek bir kişiye taşıdım seni, sahip silah sallarım ve üstüne gelir. Bana, Erenköy'den atarlardı. Erenköy'den atarlardı bana ya. Yani olacak şey değildi. Neyse. İrtibatsızlık çok vardı o zaman. Hiçbir şey. Zaten yanıtıydı her şey. Hiç kimsenin, kimsenin haberi yok. Kimsenin ne yaptığını bilmezdi. Derken, havan gelirken tam sebebim dediğim o şeyin içinde uçurumdan aşağı yuvarlandım. Buradan buraya kadar. Bir inç kadar bir şey. Kemik görünürdü. Başladı kanlar fışkırmaya. Takadım kalmadı artık. Tuttum elimi böyle. Piyadeyi de bu elimle tutarım gene. Sürünerek kendim dereye. Derenin içi insan dolu. Boydan boya. Bizim Adergaz'dan, Selçuklu'dan gelenler. Hepsi derenin içinde sıralanmış öyle sıra giderler. Bombalılar da o dereyi de daha sonra. O dereyi bombalamadılar. Dere aşağıda denizi bulmadı. Asker uçaklar. Yukarısı. Yok uçaklar değil. Rum'un attığı toplar oraya düşer, derenin içine düşer. Bilmem onlar en dimde. Ama dediğim bu saat böyle 3-3.30 gibi oralarda yani. İşte o sıralarda ben yaralandım işte buradan. Hastaneye gittim ondan sonra. Endim dereye endimde. İki kişi geldim. Kimler olduğunu hiç hatırlamam. Dediler koluma. Götürdüler beni hastaneye. Bıraktılar orada ve kaçtılar onlar. İçeride yaralı vardı galiba. Doktor onunla ulaşıldı. Dediler bana beklemen lazım uzun süre falan. Dedim uzun süre beklemen şeyim yok dedim. Yani çünkü her bot geldi, şey gücü bot geldi. Ha bir de bombalar köyün. Yamaçları falan. Dedim ben burada ölmek istemem dedim. Tepeye çıkacağım. Dedim hemşireye bana bunu ilaçla sar dedim. Ben kaçacağım. İnşallah sardım. Çıktım oradan. Tam okul şey, caminin yan tarafında mağara vardı. Mağaranın içi bizimkilerden dolu. Yaralılar vardı zaten orada ya. Yok ya hepsi ağlardı onun içinde. Neyse. Nerecikti mesela tam olarak? O şey caminin yanında. Telsiz mağarası? Şey, telsizin olduğu yere doğru. Bir büyük mağara vardı. Onun içinde mağarada insanlar vardı. Onların hepsini tanırım ama isimlerini vermem yani. Çünkü bazıları öldü, bazıları şeydi ama herhangi bir şey olmasın diye söylemiyorum. Üzüldüm onlara. Çok sonradan öğrendim ben de yani. Çok insan mağaraların içindeymiş ya. Mağaranın içinde. Yani hiç ben Erenköy'deyken daha öğrenmedim. Çok zor yani şimdi bu röportajlarda yani, öğrendim. Yani bunu dendirmek istemek ama durum buydu. Tamam. Neyse. Şeyin kitabında yazar. Neyse. Evet. Onlara baktım. Tam tesisin nerede olduğunu bilmedim. Akıncı'yı da ilk defa orada gördüm. Çıktım tesisten. Evladım dedi bana. Buyur dedim. Arkadaşlarına söyledi, uçaklarımız geliyor dedi bana, tertibat alsınlar. Hadi bir şey dedim yani böyle, hadi bir şey dedim. Tanıman tabii adam. Tamam dedim zaten. Üç gündür dedim, uçak bekleriz, belki uçak yok dedim. Şimdi deme uçak bekleriz, hadi böyle inanmam dedim ben. Yani üç adım ya gittim ya gitmediğim uçaklar geldi. Saat 4 gibi bir şeydi zaten. Bombardıman yapıldı.
İçgüde iki tane uçak edildi hani. Gözü, onlar gittiler. Geldi uçaklar. Sen şeyden ayrıldın tabii. Hastaneden ayrıldı. Oradan artık başladım. Yamaca çıktım yukarıya. Nereye doğru? Şeye doğru mu? Caminin arka tarafına, tepeye. Ha, o şu anda şeylerin olduğu yer. Oraya çıkmaya çalıştım. Oradan seyrettim bombardımanı. Neyse bitti. Aç kurdu da hiçbir şey yemedim. İki gün aç durdu. Dedim ben acem badi yaşaya. Dedim badi ya. Karaçemi bizim gene kazan kurdu. Deniz suyunda pilav pişirdi. Bulgur pilavı. Herkese bir tabacık verdi. Kel tabak. Uzattı. Dedim şey, Karaçemi pilav versin. Kepçenin ucundan bu kadarcık. Yani iki ya da üç kaşıklık bir pilav. Kod benim tabağım. Tarım elime daha yani daha koca cezayı verim. Neyse bu kadar ver bana. Adım azma koyayım, yenmez. Deniz suyunda pişmiş pilav yenir, yenmez. Döktüm elini. Dedim ben gidiyorum yatmaya. Beni sonra uyandırırsınız siz dedim. Geldi ter aldı. Dedi bana ne kaldım? Dedim ben yukarı tepeye çıkalım. Kartal tepenin altındaki o tepe, yani üçüncü bölümün olduğu yere. Oraya yürüyerek gittim. Dedim ben bu geceyi burada geçireceğim. Sabah herhalde diğerlere de gelecek dedim falan. Çünkü başka gideceklerimiz yok. Teralıydı bölük komutanınız değil. Onu zaten Teralı bölük komutan oldu. Derken ama dediler bize ertesi gün saat 10'da uçaklarımız gelecekler, temizlik yapacaklar tekrar falan. Biz de kalktık o heyecana. Dedik burada keyfiyle seyredelim dedi bu uçakları falan. Gittik yani caminin arkasındaki o Siyamak'ın üstünde sağlandı herkes falan. Geldi uçaklar, habire bombalar başına mı, pumu, ünlemler falan atarlar falan. Diyorken şöööör diyor, bir gürültü. Kartaltepe'den iki tane Rum uçağı daldılar. Köyün üstünden, o caminin olduğu yerden aşağıdaki kahveye kadar, yani yolun altındaki o binaya kadar. O yolda ne varsa hepsini darmadan etti. İkincisi de geldi, aynı şekilde daraldı o da. İşte şey de infilak ettiydi. Cephanelik de. Derken uçaklar döndü tekrar. Gene aynı şekilde. Kartaltepe'nin üstünde gene dalmaya geçtiklerinde Türk uçaklar geldi. Ve attıklarında hep denize düştü. Yani köye isabet etmedi ikinci dalışları. Ve gittiler. Şimdi o konuda herkes çok şey söyledi. Herkes aklına geleni söyledi. Ben gerçek sahibinden öğrendim bunu. Gerçek sahibinden. 1969 Şubat'ında. Yok. Biraz daha yüksek sesini. 69 Şubat'ında. Biraz daha yüksek sesini. Evet. 69 Şubat'ında benim dayımın kızı Ankara'da gazi eğitimde Fransızca bölümünde okurdu. Şubat tatilinde bir kız arkadaşı kendisini Eskişehir'e tatile götürmek istedi, bir haftalığına. Ben denizin istedim gitmek için ve kendisini alıp alamayacağımı da söyledi bana. Dedim ki git, ben Ankara'da kalacağım, son sene zaten bitirilecek okul falanını. Ben gelir seni alırım dedim ben falan. Onu yolladım, gitti. Aradan bir hafta geçti, bir telefon geldi bana Eskişehir'den. Ben hazırım diyor, gel al beni dedi. Bindim otobüse gittim Eskişehir'e, terminale gittim de. Bir cip, bir asker durur, bir adam, dayımın kızı ve kız arkadaşı. Gittim, dedim ben geldim, hoş geldin dedi efendim. Dedim dayımın kızı hazırsan otobüse binip gidelim dedim tekrar. Adam, olur mu bir şey ya dedi. Gelmişken iki kişinin tatili yaptı, burada öyle gitti. Okula zaten olsa tatil diyor ona. Dedim, çalışmam lazım dedim falan. Yok ya, üç günde bir şey olmaz dedi bak falan, sen kal dedi. Kaldı. Aldı bize götürdüler evvel, subay evlerine. Eskişehir'deki subay evlerine. Girdik. Salon, salon bir köşesinde bir canlık. İçinde üç tane jet maketi. Maket. Maket. Ben onlara yöneldim hemen. Öyle çok da güzel maketler. Gittim. Adam da yürüdü.
Ben demeyeyim de bunlar dedim, çok zor bunlar. Ne, neden dedim bunlar? Dedim, bunların maddi manevi değeri çok yüksek dedi bana. Dedim maddi, tanesi 3000 dolar dedi. Manevi sonsuz dedi. Bunu diyor bana, İtalya'da bilmem hangi atışlarda birincilik, bilmem NATO, bilmem kim, bilmem ne, 3 tane birinciliği ben. Şey. Ama sohbet arasında, mücadelik yaptın mı sen dedi bana. Yaptım dedim. Nerede dedi? Dedim Ereköy'de. Bu Ereköy'de. Ne zaman? 64'te dedim. Yani dedi bana kurtadıklarındansın dedi bana. Nereden? Ha kurtadıklarındansın diyor. Hı-hı. Nasıl ben dedim. Ben de filo komutan dedim diyor o savaşta. Tabii anlattı falan bir şeyler. En son döndü dedi ki bana. Ben onu sordum daha doğrusu. İki Rum çayı dedim. Onlar ne oldu? Aynen öyle de cevap verdi. Birini Konya'ya indirdik dedi. Diğeri kaçtı dedi. Gerçek bu. Evet, evet. Hiç kimse bunun aksini olabilir, söylemedi. Birini götürdüler, biri de şey. Evet. Yani herkes uydurdu. Üç tane uçak maçın önünde iki uçağıydı. Biri indi, biri kaçtı. Şey. Bir anım daha var orada. Eskişehir'den. O da çok mühimdir. Son gece. Üç gece kaldım orada zaten. İki gece, ilk akşamdan, yani ilk akşam dedim değil, güneş batıkta son yemek yerim dediğim, tamam. Üçüncü gece, son gece, öyle güneşli çirkin gibi, kuldar masayı yemek yiyecekler. Hayırdır yani gündüz falan, bugün de Çin'e ne, özel bir şey mi var dedim falan. Bu akşam misafirimiz var dediler. Dedim iyi, oturduk yemek yedik, gece oldu, kapı çaldı. Üç kişi hanımlarla geldim. Biri Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanı, biri binbaşı, biri de üsteğmen havacı bunlar. Tamam. Eşleriyle beraber geldiler. Ev sahibi kadın da, vali masası dediğimiz büyük bir masa. Etrafına oturduk herkes. Kadının elinde bir tabak, içi iğde dolu. Üçer tane iğde herkesin önüne koydu. Herkese baktım. Herkesin ideleri küçücük, benimkiler iri, çok iri. Dedim ben misafirim diye bana özet muamele yaptırdı herhalde bunlar. Tamam. Hani buraya kadar her şey güzel. Hiç çaktırmadan ben üç tane ideyi yedim. Baktım biraz sonra kadın getirdiği bir top kağıdı. Tik oynayacakmışık. Ne? Tik, 21. Dedi bana kadın pot koy diyor bana. Ne potu dedim. İyi de verdim ya dedi bana. Ben onları yedim dedim. Cemem'le beraber o hava kuvvetleri komutanın tavuk kesen ya da bir tepinir. Yerde halının üstüne tepinirdi. Hiç aklımdan çıkmadı. Yani her iyi de gördüm diye komutanı yedi aklıma. Böylece, onları şeyi oynayacaktınız. Böyle güzel anı olmaz. Derken finale kaldım. Ben ve üstümenin hanımı. Hanım dedi bana gel paylaşalım dedi bana parayı. Dedim ben herkes hakkını demen, ne kim ederse alsın dedim ben de. Bana bak dedi kadın. Ben der bana her sene bu oyundan kazandığım paramla ya satık yaparım dedi bana. Çok şanslıyım dedi bana, kaybedeyim. Dedim bir şey dedim. Kağıdı ver kadın, tık dedi bana, aldı parayı gitti aldı. Sana söyledim. Kazandı yani. Evet, derken bu defa geldik yine Erenköy'e. Ertesi gün, o gün akşamüstü vadide aşağıda bizim bir aile mücahit. Hadi beni altına oturduk. Asmanın altına? Hı? Asmanın altına. 8'in akşamı, 9'un akşamı. 8'den uçakla geldi, 9'unda bombardıman bittiydi. Ondan sonra Yunan uçakları geldikten sonra. Geldikten sonra. Endik vadide hepsini oturduk orada. Bir bu arada şehitler de şeydeydi. Enver Dayı'nın kahvenin içindeydi. Onları hiç bir şey etmem. Bilmem yani biz orada falan herkes perişan ne olacağını bilmez. Karmaşık bir durum falan. Dedik bu da olmaz yani. Çıkalım yukarı tepeye en azından bir hat çizelim biz de yukarıda. Çıktı üçüncü bölüm oldu ya. Çektik falan. Derken birkaç tane mevzi yaptık oraya. Ne yaptık falan. Bu defa tepkisiz toplar geldi. Bir tane bizim bölüğe verdiler. Ne bacadı sizin bölükte? Türkiye'de. Tepkisiz top. Türkiye'ye yok. Tepkisiz top. Savaş bir tamam da yani sizin
Üçüncü bölükte o pek işe yaramaz lan. Üçüncü bölükte işe yaramaz ki. Dedim olmaz ya burada. Bana da izah etti. Dedim Sümer'de üstelik. Dedim bu top burada olmaz. Yok olur. Doğru bize mezle yaptıklar. Üstü kapı örtülü falan. Evet. Ne atacağız? Tek bir hedefe atabildim oradan. Kartaltepe'deki o mevziye buldum. O da tepededir. Sen bundan atan yerine burada bulur. İmkanı yok. Onu takip edemek. Uzaktan bulman lazım ama. Evet. Dedim olmaz burada. Bir saati var. En sonunda bu arada biz Karayel Çalı'nda kalırız. Ahmet Eralı, ben, Doktor Erol, Ayhan, Uzun Ayhan, hem Hüseyin Erol. Beşimiz orada kalırız. Ve bütün tabii telefonumuz da var komutanlar aşağıda. Her komutan aşağıda Ahmet Eralı içeri yok. Ben çıkarım telefonu. Şeyler var. Komutan derim, komutanım bu top olmaz burada. Bunu alın lütfen derim ona. Bakacak diyor, bakacak diyor. Bir şey yapmaz. Bir gün artık dedim komutanım, ciddi söylüyorum ben. Bu topun atış yapılmaz burada. Alın lütfen diyorum. Tamam dedim, alıyorum. Valla adamlarını aldılar, topu gittiler. Aynı gün akşamı daha korkunç bir şey getirdiler bana. Nasıl? Akşamüstü daha korkunç bir şey geldi karşıma. Ne geldi bilir miyim? A-34. Şeyin Almanların 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı en seri atış yapan makine tüfeği. Dediler bunda sağ zimmetle yok. Her gelen bana zimmetlenir. Aldık onu da neyse kabul edildik. Günlerimiz öyle geçerken bir gün baktık yukarıdan Kartaltepe'den Rumlar indiler bize doğru görürler aşağıya doğru. Biz de öne çıktık tabii mevzilerden. Konuşma esnasında geldik. Durdu onlar da biz de. Dedi durum ne? Dediler işte komutan dedi bir etrafı görün falan diyorsun ha. Biz açık duruyorlar falan geldik. Biz de öyle dedik. Sohbetle alsam ben dedi ki dedim sen neresin dedim ben. Dedi ben Ay Marina. Kadıköy'de dedim aşağıya. Evet dedi ben. Ben kim neredesin dedim ben. Ben de ben Muhtar Göban'ın oğluyum dedi ben. Ben dedim Mehmet'in oğluyum dedim ben sunduğuma. Tamam dedi. Ben konuştuk. Ailesine sordum. O benim şeyim falan. Yani sohbet ettik. Yarım saat kadar bir şey. Konsolda çektirdik de yukarı. Biz dedik ki 7 yaşlarım. Neyse. Aradan bu kadar sene geçti. Çok sene geçti. Bu COVID-19'dan önce köye gittim. Eylül ayında. Bizim evden bahçeye doğru yürüyelim dedim. Bir beyaz jip geçti aşağı doğru, denize doğru, yanımıza. Neyse bahçeye gittim. Bizim bahçenin narları Eylül'de olgunlaştılar, her bir tanesi bu kadar. Öyle nar yoktur burada, yani kuzeyde yoktur yani başka bir şey. Neyse topladım onları falan. Bizimkiler de aile falan, onlar dönden önce çıktılar, yola geldiler. O jip döndü, geldi, durdu yanlarında. Konuştular falan, ben de topladım tovacıma geldim. Baktım o adam aynı Muhtar, kıp atıp kendisi. Riyoba, Edirne'den çocuğum bu adam büyüdü, bu yaşlıydı, nereden çıktı yani bu? Dediğin mutlu oldun dedi, nerede falan. Dedim, sen Riyoba oğlum dedi bana. Ha dedi bana, hatırladın mı beni dedi bana? Ya dedi bana, Koçina'da dedi bana, tepede. Dedim güzel. Sohbet ettik falan. Sordum ben dedim ne yaptın sen? Dedim ben şeyden sonra ama evet son olacağım. Savaştan sonra dedim teşhis olduktan sonra kendimi yediremedim diyor. Size karşı savaştığım için diyor. Amerika'ya kaçtım diyor. 40 yıl Amerika'da kaldım dedim. Ondan döndüm geldim. Niçin de beni yanlış etmedin falan. Dedi bana benim süt annem halam dedi bana. Annem hastaydı diyor. Ve beni diyor, halan besledi diyor, Fatma halan. Bana süt verdi diyor. Ben size karşı savaştım diyor, yani olacak şey değildi diyor. Kendimi diremedim diyor bana. Çok pişman diyor, ama ne yapayım diyor. Bazı zorla getirdiler beni diyor adam. Bu şekilde pişmanlık etti. Ve bu adam kaçacağınıza dedi, kaçmayın bir dakika dedi. Eve gitti, meyveler aldı. Yeni kırdığı çakısızlar vardı, bir peşte bu kadar. Onu getirdi.
bahçe vardı orada, mandalina bahçesinin. Daha olgunlaşmadılar. Dedi bana geldiğinde buradayım ya değilim diyor bana. Bu bahçe senin gibi diyor bana. İstediğin gibi gir çık. Babası da öyleydi zaten. Hani bostan ekerdiğim ve sır her gelen geçen karpuz aldırdı, kavun aldırdı bu adam diye. Bizde de vardı o adet. Evet. Oradan geçmek istemezdik, görmesin bizi de dolaşırdık diyor. Ve uzaktan bile fark etse bizi ıslık ıslık bizi zorla getirip karpuz versin bize. Yani öyle insandı. Neyse Erenköy'de böyle adam. Erenköy'deki günlerimiz güzel idi. Yani hiçbir sorunumuz yoktu. Tek şey sıkıntı aynı şeyleri. Her gün aynı şeyi yapar. Aynı şey ama biz bu defa döndük kumar işine. Hani çok kötü bir kumar oynanırdı tepede. Sizde çok vardı kumar. Ama bizdeki gibi değildi. Bizim meşhurdu yani düşün. Ta ikinci bölükten önüne de adamla geldiler. Rehin kalırdı. Bizim bölükten evet. Rehin kalırdı bize. Her gece rehin kalırdı. Tüm parayı tederdi. Öyle giderlerdi. Yani o kadar şeydi. Ve tek bir anormal şey oldu orada. Yani hiç tasvip etmediği bir şey diyeyim. Gerçi yani nasıl diyeyim? Bilin o şey veteriner bizim hani Abbas. Abbas. İzzet Abbas. İzzet. Onun şeyi vardı. Sizin bölükteydi İzzet. Bizde de 55. bölükteydi. 5. Şeyi ha, sorayım sana Hasan Bey. Şimdi sizin bölükte sonradan mal tazmin komisyonu, taşınmaz mal komisyonunun başkanı olan bir arkadaş vardı. Onun bir sınıf arkadaşı Rum gördü bunları da çağırdı şeyden, Kartaltepe'den. Araya gelmişler, konuştular falan. Ya biz de bu şeyden olmuştuk böyle o şekilde. Evet. Öyle bir şey hatırlar mı o zaman yoksa? Yok, bizde yoktu öyle şey. Bizde sadece o gün oldu Adem. Ben o şeyle konuştuydum. Diğerleri hiç kurum falan zaten. Neyse, bizde tek bir olay oldu bu şekilde. Yani isyan gibi. Ama Ergin Olgun da sizdeydi değil mi? Ergin Olgun da sizin bölükteydi. Ya Ergin Olgun, Güneş Menteş, çoğu vardı. Vedat Azmi, bilmem neler, Orhanlar, bilmem neler. Cevdet Kaleli diye bir arkadaş vardı. Bir daha Ertuğrul, ikisi Cevdet bilmedi. Kaleli. Cevdet Kaleli. Bunu televizyonlarda ben bazen görürdüm, o değil ya. Yok, Cevdet Kaleli, mühendis. Ertuğrul da mühendis, ikisi. Bunlar Samsun'dan geldiler, mühendisler orada. İşi bıraktılar ve geldiler Kıbrıs'a. Tabii biz o zaman başladı artık bize 5 lira, onlara 30 lira vermeye başladılar da. Ama komutan ayrıcalık olmasın diye 5 lira da onlara verirdi, 25'i de şey içeri keserdi, kaçacağımıza versin diyenleri diye. Tamam. Bir gün Cevdet bir mektup aldı babasından. Rahatsızdır, ameliyat olması gerekir, parası yok. Mümkünse gelsen biraz yardımda bulunsun diye. Çünkü Samsun'dayken de para yollarmış babasına. Tabi aldı mektubu, gitti şeye. Türkiye'liydi bu arkadaş. Kıbrıs'ta. Aldı mektubu, gitti şeye, komutana. Demiş, böyle böyle keyfiyet bu mektubu aldım. Babam çok hasta, ameliyat olması gerekir, parası yok. O birikmiş paramdan koydum zarfa, göndereyim babama demiş. Komutan demiş ki öyle şey olamaz demiş kendine. Bittiği zaman alacağım demiş yani falan. O zaman dedi ben burada aynı işim yedi dedi ben Erenköy'de. Eyleme ben şeyimi yapamadıktan sonra görevimi, benim burada işim yedi dedi yine. Ağlayarak çıktı geldi tepeye. Tabii çadır arkadaşları bunu görünceler böyle ağlar. Bozdular çadırı hemen aldılar. İndiler vadiye. Vadide isyan bayrağı çektiler. Nöbete çıkmayın. Evet. Nöbete çıkmazlar. Bir de gittilerin yaşayı durdururlar. İlk yaşlarına neyse alırlar. İçine öyle olurlar tepeye. Tamam. Geldi bayram günü. Bayramda bir din etmet. Sen de bere verdin onlardan yoksa? Sen de bere verdin onlardan. Yok ben değildim. Ben öyle olmadı ben. Yani Cevdet çok sayın arkadaşımızı bile anlattırdı bunları. Şimdi bayram geldi, etler geldi. Falan önemli.
Bunlar bütün yaşa el koydular. Hı-hı. Tümünü. Hı-hı. Yani öyle ihtiyaçlarım değil ha. Ne varı saydı, en iyiler hepsini aldılar ve el koydular. Bayram günü herkes, tabi bütün ülkede etler, kebapetler, yerler, dalı, toplam, bayram günü. Bizim tepe aç. Ben dedim, bana ne dedim, ben öleceğim şeye. Aşağı, arkadaşımlar hepsi. Ben de sabah yemek gideceğim dedim, yani şey değil mi bunu? Hakkımdır yani, değil mi yani? İndim aşağıya, dediler bak istediğin kadar ye. Kolları, tencere dolusu, etler, bilmem neler. Ne kadar yiyeceğim ya, bir parça yedim. Dedim arkadaşlara götürelim ya biraz dedim falan. Yok, isteyen gelir burada yer, öyle gider. Götürdüm de falan. O gece... Komutan, herkes geldi. O gece komutan Akıncı katırı bizzat kendi çekti. O yolu takip etmedi. Yaşı yolunun. Aşağıdan dereden tepeye direkt çıktı yukarıya. Paramparça oldu komutan o gece. Azgınlarda tamam girdi ve oturdu. Kıyanın üstüne tam karşımda tamam. Gördüm böyle perişan. Dedim, eksik olsun böyle komutanlıkta böyle şeyler dedim. Hani en kötü anımız budur bizim. Nereden? Şey yıkanma işini nasıl yapardınız? Hı? Yıkanma işini nasıl yapardınız? Yıkanma işini derdik aşağıya diye. Hı-hı. Orada bir akarsu vardı, öyle çeşme gibi falan. Orada bir kazan vardı, kazandırdık kazanda su. Hı-hı. Derdik bir şeyin azgan arkasına, soyları yıkanırdık. Gece geldi, benim hiç elbisem daha yoktu, işim tuhafı, hepsi kaldı, Sedai'nin dapıydı. Ve ilginç olan nedir, içindeki pasaportum orada kaldı. Döndük, gittik Ankara'ya arkasından. Herkes kimliği var, memesi var. İkinci şube gidecek, oturma izni için bizim pasaport yok, nasıl yapacağız? Hı hı. Gittim temsilciler bizim, bana özel kağıt verdiler. Dediler ki böyle keyfiyet var, hı hı. Bunu göster, tamam dediler. Hı hı. O kağıdından ben söyledim, pasaportumu ona gününü çıkarttım. Yani otobüs buraya geçelim. Her şeyi öyle anlattım. Derken iki senemiz bitti, artık serbest gelecek Kıbrıs'a. Herkes geliyor, biz gelemeyiz, pasaport yok. Lösse Pasa'yla gel, ben de öyle geldim. Lösse Pasa'yı istedim. Benim de çaldılar duvarızı, pasaport gitti içinde. Ben dedim, herkes kaçtı yakınsa geldi, ben kaldım Ankara'da. Dedim, nasıl olacak abi? Çıktım, gittim İngiliz elçiliğine, direkt. Kıbrıs elçiliğine gitmedim abi, direkt İngiliz elçiliğine. Dedim, ben İngiliz vatandaşı olarak doğdum. Böyle bir keyfiyet. Durumum budur. Bana bir geçici bir belge verin, ben Kıbrıs'a gideyim dedim. Dediler, araştırmamız lazım dediler falan. Bir hafta sonra geldi dediler. Dedik tamam, bir hafta sonra geldi. Bir hafta sonra gittim. Beni içeri koymadılar. Dediler, bak senin burada işin yok. Nerede işin? Kıbrıs elçiliğine geçin dediler bana. Dedik gidelim. Gittim, Kıbrıs elçiliğine gittim. Aziz Ağır Kırış bizim. Aziz Ağa'yı. Orada çalışır. Dedim, bir Aziz. Benim pasaport gelmiş ya dedim. Dedim, bak bakayım. Ama iki... Pasaport vardı. Biri eskiye bir tane yeniler. Tamam. Ben dedim herhalde pasaport kaldılar da kaybetti. Başka bir yol bize herhalde dedim. Aradım yenilerden pasaport bulayım. Aziz dedi ben yok ya sen eskiler dedi bana. Baktım. Sedai'nin dapıyla bıraktığım pasaport. Orada. 8 Ağustos tarihi itibarıyla bıraktığım gün tarihiyle bir sene uzatıldı ve Ankara gönderdi bana. Pasaport yanında durur. Evet, sen yine ucuz kurtuldun. Hı? Bana kağıtçık verilirdi, bir defalığına gider gelirdi mi o kadar? Yok, ben... Beni süründürdülerdi çok o konuda. Neyse. Yani bana... Erenköy'e dönüş nasıl? Erenköy'den Türkiye'ye dönüş nasıl? Orada da çok drama yaşadım. Ve ben köylümün bir tanesine hayatı boyunca hiç konuşmadım ondan sonra. Şimdi Selçuk Masar bizim rahatsızlığı vardı. Hı hı. Devamlı bakıma muhtaç birisiydi. En yanında bilip olması lazımdı devamlı. Hı hı. Ve illa benim gitmemi istedi ama güç bir çalıyor. Hı hı. İki kişi bir çalıyor. Komutana rica etti. Komutan da benden istedi, git dedi bana. Artık yani çünkü bu insanlık şeydi dedi bana. Git. Yanında oldu dedi falan. Tek
düşün, ben şey çadırından, kargaç çadırından çıktım. Bekledim iki kişi çadırın içine. Hı hı. Sadece yapmaya için bugün bir yerde. Uzanacaksın, kalacaksın. Yani kalmaya kadar gittim. Şimdi o kumar faslında ben de oynuyordum. Hı hı. Çok da kazandım. Cuma günleri hariç. Hı-hı. Bütün pulları ben kazandım. Ben bir şiirle başladım. Seydan tanıdın herhalde. Tanırdım. Seydan bir gün nöbetçiydi. Nöbetçiydik Karayatlar'da. Biz de Hüseyin Erdoğan'dan bir çadak yaptık. Orada Hı-hı. kalırdık. Hı-hı. Tabii çadırın içinde yaz günü durulmaz. Evet. Aldı Seydan çadırı, şey, telefonu çıkarttı. Geldi çadır, şeyin bilim çadırın yanına. Çadırın yanına oturulup güneşin içinde. Hı-hı. Dedim, ne yapayım ben Seydan dedim ya falan. Ne yapayım ya sen dedi bana. Gelin tekrar oraya köyceye. Dedim nasıl ya çıkmaz ya. Bulamaz dedim seni o şeyi buraya dedim. Hı-hı. Dedi ben o zaman geldi abi kumar oynaydım. O gün da hiç kumar oynaydım. Dedim ya Seydan dedim bir şey param var ya. Yani onu da verebilirsem ben kahve de içmeyeceğim maşallah. Hı-hı. Nasıl yani dedim. Dedim ben nasıl ya bir şeyim ya. Dedi bak kaybedersen ben sana bir şey niye vereceğim ya der bana. Hı hı. Yeter ki vakit etsin der. Gittik başladık bir şeyin var. Bir şeyin oldu, iki şeyin, dört şeyin, on sekiz şeyin, on altı, otuz iki bilmem ne ne. Bu Montgomery'im vardı. Hı. İnanmayacaksın. Beş liralıkları sığmazdı. O kadar çok kazanırdım. Hep bütün paraları ben kazanırdım. Şey, böyleyim ya. Yani, hiç istisnasız. Selçuk gördün ya. Selçuk Masar. Tuturdu. Babama yazacak. Demek babama yazarsan ben sen vururum dedim ona. Ne demek ya dedim ona. Sen ne karşısın ya baba? Ben istemem diyor baba oynarsın. E tamam tamam ya. İsteme sen isteme gelme dedim. Görme git dur. Sana ne dedim ona. Etti dedim. Meğersem benim ona ortak olmak ister. Çalsımı gördü ya. Ben ona ortak olacak dedim. Dedim ben tamam ya ortak olacağım. Beş vereceğim sen beş vereceğim. Ben gelecek mi oynayayım. Erdem'e kaybedersek tamam. Ama sakın olduğum yere gelmeyeceğim yani oynarken. Neyse. Bir hayli kazandık. Ona da verdik bir hayli bana. O ettiği 25 Kıbrıs lirası. Benimki de matsalmasa. Doğru. Neyse. Kaçacağımız gece. Erenköy'den, Himal Tavuz şeyden, Ocak günü. Dedim Selçuk. Gidiyoruz. Al sen paranı. Ne oğlum? Al getirme sen. Yok diyor bana, karı alırım diyor bana. Dedim ben yoksa çok alt paranı sana. İstihar da ettim yine, alt paranı gibi, almadım. Neyse, o gece geldik işte Kısero'ya, gittik, gemiye bindik. Sabah uyandığımızda, kuruş yok cepte, hepsini aldılar bize, çaldılar. Hepsini, bir kuruş var onda. Tek bir kuruş. Deniz dalgalıydı, beni tuttu. Tabii dalgalıydı, ben tutar. Para gitti. Dedim ki, komutana şey gittik, kaptana gittik, yerine gittik. Kimden söyledin yani? Belki sizin içinde alan ne demedin sana? Kimse de demedi. Bir tane sen aldın ya da o aldı bilmedi. Şüphelendiğin biri var mı? Yok dedim yani, nöksüz diyeyim yani. Kime iftira atayım diyeyim yani, bilmiyorum şey. Ha yapmadık. Döndüm Selçuk'a dedim ki, Selçuk ya bak, benim param çoktu. Seninki cüz bir paraydı. Ben dedim babama yazayım, yolsuma parayı. Sen de vereyim dedim parayı. Ama devam 1050 lira verdiler de, 1500'dü ne kadar büyük para verdi. O başka mesele. Dedim kendine, ben yazayım babama, yolasın para, ben sana 25 lira ne vereyim dedim. O zaman da Selçuk Nişan oldu benim bir yeğenim inan. Selçuk Masar. Ha. Dedi ben yok dedim, ama kikarım kumarda kaybetmedi dedi, ben senin ayıttı, istemem dedi ben falan. Tamam. Selçuk Masar elektrikçi, elektrik mühendisiydi neydi? Kimya. Kimya mühendisiydi. Ha. Dedi, istemem dedi falan. Neyse, aradan kaç sene geçti ya. Gittik okula, dört sene okuduk. Geldik, işe başladık. Neredeyse bir sene geçti. Bir gün baktım, avukattan bir kağıt geldi bana. 25 lira, ben davet dedi, mahkemeye verdim. 25 lira, artı faizler, masraf bilmem ne. Gittim, dedim ya nedir yani. Desen desen bana bir sene paramı açığa vereceğim demeye. Ya gittim davet edeyim beni demeye böyle şey için. Verdim burasını demeye, Selçuk burada bitti. Ben seni tanımam, sen beni tanımam dedim artık, bitti bu iş. Oyunda sonra hiç konuşmadım. O zaman ben Madinye'de işe başladım. Bu Afrika'ya gittim, Ümer'de çalıştım falan.
döndü geldi. Elektrik kurumunda da çalıştıydı. Yok. Elektrik kurumunda Şinasi'ydi. Şinasi'ydi. Geldi, problemi vardı, vergi problemi, maliyet problemi falan. Gitti, halledemedi bir şey yaptı. Ben de koridordaydım, yani şimdi ekip asarcının olduğu binanla koridorunda içerdim. Bu da çıktı muhasebeden de üstüme doğru gelir. Ha dedi bana, seni Allah gönderdi bana. Ne var dedim. Ne var problem var dedim ben. Tanışır mı ki o dedim ben. Kim tanışır dedim ben. Ben seni tanımam dedim ben. Ne oldu bana gitti. Değil mi ama? Evet, evet, evet. Yani ayıp ya. Evet. Hastalandı, yeminim sana. Fevzi Çakman'ın ikimiz. Set yayınan. Üçüncü bölgeden tehlikeli hastaneye ikimiz. Evet. Düşünün değil mi? Kış kıyafetin içinde yaka, çal kaç gürler diyor ki hocam. Ya sen gideceksin, ben daha gideceğim 25 lira için hadi. Evet, evet. Ondan sen teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani, diyeceğim başka bir şey var mı? Diyeceğim bir şey var. Arkadaşların en güzelini orada öğrendim ben. Onu da izah edeyim size nasıl olduğu. Çünkü çok enteresandı. Bizim yaylalı 6-7 kişiydik biz her köyde. Her yaşa gününde bütün köylü köyünde dolusu yiyecek hazırlardı. Her birimizde birer köyün dolusu bize yollarlardı. Çok sağ olsunlar. Tamam. Ben hepsini dağıtırdım. İstatsız. Ben ne yersem herkes aynısını yiyor. Evet. Birlimli diye bir daha şey, birlimli diye bir daha yaylardan gelirdi bir şeyler. İşte böyle. Bir gün telefon çaldı. Hüseyin Mahmut. Eskiden. Mahmut Diner. Açtı telefon böyle. Ben de çıkıp telefona. Dedi ki bana Ahmet'e ablası bir paket yolladı dedi. Dimidi'den. Ahmet Teral. Teral ya. FETÖ'cü Teral yani Serhat'ın annesi. Yolladı dedim. Gelin aldın dedi falan. Dedim ne var içinde? Bakayım dedi ona. Baktım. Tavuk, börek, katmer falan bir şeyler dedi bana. Dedim tamam ben Ahmet'e söyleyeyim dedim. Gelin alır dedim falan. Kapattım. Teral'a dedim ben Ahmet böyle bir keyfiyet dedim ben. Sapa etkilemiştim. Hapardım. Bizim Mahmut tövbe dedim. Gide sen alasın. Tamam dedi bana. Ver başından gidip bana götüreyim. Demen şakadır. Nasıl demen şaka? Devam et demen yani bu memlekette tane sigara yok. Herkes şine yontar, içer. Bana amcam her hafta geldiğinde kartonda dolusu sigara getirir. İşmen köylerimin verdiği sigaraları verir ve alırım hepsini. Bir çadır dolusu sigaram var. Bütün çadır içer. Zaten bana boş çanta varken benim çantayı bu alanı götürüyorsun demedim. Ya nasıl şey oldu be bu? Hadi ben herhangi boş yerim. Alın git demedim. Çünkü görürsem bu sigaralı ben bir tane bırakmazlar bize ya. Hepsini yutacaklar bize. Fevzi Çakmak geliydi sabahları. Çay içmeye giderdik beraber. Oyla beraber epey içerdik. Çadırdakileri içerdi. Çok sevdiğim arkadaşlar vardı. Onlara birkaç tane ikram ederdim arada. Bir giderdi o şekilde. Çünkü tabanca. Verir miyim vermez miyim diyor bana. Dedim lan şaka mı? Ciddi mi? Ciddi dedi ben. Aldım ona piyadeyi. Sürdüm sen koştum. Çevirdim ben de. Dedim bak dedim Ahmet. Vurursan ben de sen vurdum dedim. Ben sana çantayı vermiyorum dedim ya. Ne yapayım varsa öderim dedim. Aynen böyle. Sigelendi bu. Aldı ayağın çantayı gitti aldı geldi. Tabii gündüz açamazdım. Küçük bir paket. Kime verecek? Bizim köyün geri dağıtırdık. Tamam da küçük bir paket kime verecek? Pek de akşam oldu, karanlık oldu. Çadırda 5 kişi biz. Herkes çekildikten sonra bir battaniye serdi ortaya. Yuvarlak çadırımızı da. Tam ortada bir çadır şey kurdu. Başladı, açtı paketleri. 1, 2, 3, 4, 5 liraya ayırır. Herkese bir parça çektim. Demek 4 yaptı, 5 liraya olmaz dedim. O gene hiç olmamış gibi. Gene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 taktı hepsini. Dedi, ben söylemeden kimse yemeyecek dedi Ahmet. Hiç kimse zaten dokunmadı. Dedi bana, sen başla dedi bana birinci. Dedi, ben sana söyledim ben istemem dedi, yemeyeceğim dedi bana. Yemem, 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 yemem. Aldı battaniye, yürüdü öyle. Bütün yiyecekler içinde.
Çıktı dışarıya, çadırını dışarı döktü hepsini yere. Çıktı bu aram hepsini ezdi. Hasan'ı mesela kimse yemeyecek dedi. Ahmet Teral'ı orada çok büyük bir şey yaptı benim için. Hakikaten Ahmet Teral'ı benim için bir numaraydı. Arkadaşlığı güzelliği budur ya. Evet. Yani biri yer kan, o biri yemesin. Evet. Ya işte paylaşımlar oldu orada. Paylaşımlar, en güzel bu. Yani bu hatıram Ahmet öldü. Ahmet Ankara'da kaldıydı zaten. Ankara gittiğimizde zaten bir araba aldıydı. Evlendiydi o demiryolların arkadaşı. İşte eşi de şeydi, Türkiye'liydi. İzmir'di. Demiryolların arkadaşıydı. Başbakan, Cumhurbaşkanı'nın arkadaşı. Araba aldı, hep beni gezdirirdi. Arada gelirdi, gezdirirdi beni falan. Ahmet'in çok arkadaşlarımız oldu. Ondan sonra Kıbrıs'a geldi. Cumhurbaşkanı'nda görev başladı. Oldum. Hastalandı Londra'da. Orada şey bulamadılar. Sebebini. Çocuk her yaştan telefonu ağlar, sızdım var diyor. Çünkü kısa boylu benim çocuk. Londra'ya gitti. Bir anda beni geçti boyda. Bir anda gelişti. Bu eklemeleri hepsini çekti. Ramazan oldu çocuğum. Bir de o zaman o Deli Dana hikayesi vardı, kırmızı demezlerdi falan hikayesinde. O da hep tavuk, balık, mal şeylerdi. Ve iyileşmedi, doktorada bulamadılar şeyini. Baktı bu olacak gibi değil. Gittim bir gün Ahmet Tiralı'ya, Cumhurbaşkanı'na. Dedim Ahmet, o Fevzi'nin telefonu varsa merhaba yardımını, ne yapayım dedi. Dedim böyle bir keyfiyet var ya, Hacat Bey'de WhatsApp bir şey alsın dedim falan. Olur mu ya öyle şey dedi bana, açtı telefonu Fevzi'ye. Fevzi'yi ne gün bozsun dergenine, Hasan'ı yollayacağım sana. Dedi, sen saat gelir diyor, Hasan diyor, benim her şeyimdir dedi ya oradan. Telefon Londra'ya, dedim oğluma, bin uçağa ve gel. Geldi, almaya gittik Ankara'ya, gittik Hacettepe'ye. Sorduk, daha henüz gelmedi dediler falan. Salonda beklerken, baktım Fevzi geldi, şeylerine, koltuklarına. Aman tanrım, yerin dibine girdim. Çünkü Fevzi her gelince Kıbrıs'a bana geliyordu. Yer içerdi falan. Onu görünce öyle o şekilde aman tanrım dedim. Yani olamaz öyle şey dedim. Hastaydı bu kestler içerisinde. Bilirim. Gitti yerine oturdu. Geldi sekreter dedi bana. Fevzi geldi dedi bana. Gitti ama. Gittim. Dedim ben böyle ki eve de Fevzi dedim. Ne yapacak? Ya öyle problem var da düşünüyor ama biz varken diyor bana. Hani böyle. Ama hediye de getirdim ha. Rüşvet getirdim bana diyor. Dedim ben sarı şöyle merak ediyordum, ben sigara verdim. Tabii bir işi bir öne attık falan. Beni en iyi okullara yolladı. Orada Hacettepe'de. Ve benim oğlumun mesela hiçbir şey yokmuş. Tek şey kırmızı et yememesi. Sebze yememesi. Ve spor yapmaması. Bu kadar. Hap dahi vermiyor bana. Oğlan canım safa sağlamdı, duvarı deder. İşte arkadaşlarımız işte. İşte Erenköy'de bulunmak şey başka bir şey kattı bize yani. Çok farklı bir şey. Çok yani eminim her öğrenme arkasında ağlarım ben. Evet. Yani işte çoğumuz yarımızın. Arkadaş değilsin istemem, arkadaş almam, hiçbirini. Oldu mu Hasan? Teşekkür ettik.